sen uyumamış mıydın? Burada neler olduğunu düşünürken uyumak biraz zor. Burada hiçbir şey olmuyor. Oturuyordum. Bunu kastettim. Bak beni dinle. Yapabileceğim bir şey var mı? Elimi tutar mısın baba? Yavrum benim. Senin için ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Düştüm. Öyle fena düştüm ki. Ben de bunun için endişeliyim. O adama ne kadar bağlandığını çok iyi biliyorum. Seni böyle düş kırıklığına uğrattığı için çok üzülüyorum. Beni düş kırıklığına uğratmadı. Evet ama mutlu da etmedi. Baba, lütfen sana söylediğime inan. Suç onun değil. O adam için hissettiklerini biliyorum. Onu sevdim. Onunla evlenmek istediğini söyledim. Sonra da her şey bitti diyorsun. Sebebini söyle. Yoksa onu korumaya çalıştığını düşüneceğim. Korumak mı? Neden koruyacakmışım onu? Ben de kendime aynı şeyi soruyorum. Sana anlatamıyorum baba. Bak, özür dilerim. Seni daha fazla üzmek için gelmedim buraya. Bir kaybın var. Önemli bir kayıp hem de. Çok iyi biliyorum. Ne kadar üzüldüğümü lütfen tahmin et. Seni böyle görmek beni kahrediyor, inan. Bunu biliyorum baba. Seni çok seviyorum. Ama anlamadığın önemli bir nokta var baba. Ayrılmamızdan Victor'ın sorumlu olmadığına inanmanı istiyorum. Çünkü gerçekten öyle değil. Senin bunu bana söylemeni istiyorum. Söylediğini duymalıyım. Duymalıyım. Peki neden? Neden ayrıldınız? Bilmiyorum. Bu soruya cevap verebilmeyi çok isterdim baba. Ama bilemiyorum. Bu işi hemen halledeceğiz. Hemen şimdi. Burada ne yapıyorsun? Seninle konuşmalıyız. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Pekala. Aa, harika olmuş. Çok beğendim. Lauren, sen misin? Kiminle konuşuyorsun? Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Neye bakıyorsun? Ha? Yok bir şey. Neden böyle suçlu gibi duruyorsun? Neye mi bakıyorum? Evet, nedir o? Bu mu? Evet Lauren, elinde tuttuğun o şey nedir o? Yani bu beyaz şey mi? Ha, onu şimdi aldım. Nereden aldın? Nereden?
Evet, nereden? Nedir bu? 20 soru oyunu mu yoksa? Elinde ne oldu, neden söylemiyorsun? Seni bekliyordum. Belli oluyor. Neredeydin? Dışarıda. İçki mi içtin? İçtiysen bunun sebebi var Victor. İçkiyle hiçbir şey çözümlenemez. Şimdi öğüt zamanı, öyle mi? Sana öğüt verecek değilim. Vermesen iyi olur. Sinirli görünüyorsun. Fark ettin mi? Ne oldu? Ne tuhaf değil mi? Ben de yukarı eve gelip aynı şeyi sana soracaktım. Nereye gitmiştin? Birini gördüm. Seni sevdiğim birini. Yanılmışım. Kimi? Ashley Abbott. Onu hatırlıyor musun? Demek... Ashley'i gördüm. Ne kadar bekler? Bana söylemek için ne kadar bekleyeceksin? Sana ne söyledi? Birbirinizi artık görmeyeceğinizi, ilişkinizin bittiğini. Hepsi bu mu? Nikki'ye kur yapıyor, onun başını döndürüyorsun. Matthew anladığın gibi değil. Öyleyse abicim, lütfen ne olduğunu söyler misin? Konuşma şekline bakılırsa zaten biliyorsun. Senin söylemeni istiyorum. Bunu senin ağzından duymak istiyorum. Peki. Nikki ile karar verdik. Tekrar deneyeceğiz. Barışacaksınız. Evet. Bu harika, harika. Senin için çok sevindim, biliyor musun? Lütfen beni dinle, olur mu? Sana... Bak, sen beni dinle oğlum. Yeterince dinledim seni. Sürekli olarak ben... Nikki'nin beni sevdiğine inandığımdan vazgeçmek istedikçe sen bana cesaret verdin. Sen olmaz dedin. Mücadele et, peşini bırakma dedin. Eğer onu gerçekten istiyorsan. Öyle yaptım. Abim cesaret verdiği için. Sonunda da ona delicesine aşık oldum. Biliyor musun? O benim hayatım. Bütün umutlarım, bütün rüyalarım o ve Victoria ile ilgiliydi. Onları seviyorum. O benim kızım gibi. Böylece sen her şeyi istediğin gibi halletmiş olacaktın. Bu işine geliyordu. Ne suçluluk duygusu, ne sorumluluk. Her şeyi iyi kalpli Matthew'a devrediyordun. Karını ve çocuğunu bana bırakıp gidecektin. Ashley ile rüyalar aleminde yaşayacaktın. Ama bir sebeple rüyadan uyandın. Söyler misin Victor? Bunu nasıl yaparsın? Bunu Nikki'ye nasıl yaparsın? Ben kendimi düşünmüyorum bile. Ben yalnız... Ben Nikki'yi düşünüyorum. Ona bu kadar acı çektirdikten sonra ona bunu nasıl yaparsın? Neler olduğunu bilmek isterdim. Aşağıda neler oluyor? Ah, Victoria! Sen hala yatmadın mı canım? Babama iyi geceler öpücüğü verecektim. Ah, tatlım, baban şu anda burada değil. Peki, nereye gitti? Matthew amcanla konuşmak için aşağı indi canım. Ne hakkında konuşuyorlar anne?
Victoria canım. Medya amcanın anlayış göstermesini dilerim. Lauren, arkanda sakladığın nedir? Arkamda saklı bir şey olduğunu ne biliyorsun? Senin için bile bu hareket şekli biraz tuhaf değil mi? Belki bu bir sürpriz. Yani o her neyse benim için mi? Bayılacaksın buna. Ne zaman göreceğim? Gözlerini kapat. Yapma hadi. Hadi kapat. Peki. Oldu mu? Gözlerim kapalı. Gözlerini aç bakalım. Ne? Fevkalade değil mi? Nereden çıktı bu? Bana kalırsa çok güzel olmuş. Lauren, sana bir şey sordum. Bunu nereden buldun? Hatırlamıyor musun? Bak, hatırladığım buradakinden farklı bir şeydi. Bunu nereye asabilirim diye düşünüyorum. Bana bir şey sordum. Bu resmi nereden buldun? Bir süre önce çektiklerimden biri. Geçen günkü resimlerinden biri mi yoksa? Ama hayatım, bunda kızacak bir şey yok ki. Ben o resimlerle negatifleri yok etmiştim, anlamıyorum. Anlaşılan hepsini değil. Negatifleri benden gizlediğini mi söylüyorsun yani? Hayır, sen onları yok etmeden bir tanesini almıştın. Benden gizli olarak ha? İşi neden bu kadar büyüttüğünü bir türlü anlayamıyorum. Negatiflerden biri bende kalmış. Yalnız bir tane olduğunu nereden bileyim? Yanılmıyorsan bana inanmak zorundasın. Benden bunu isteme lütfen. Hadi. Bak ne kadar yakışıklı görünüyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu çoğaltıp satarak iyi para kazanabiliriz. Lauren, eminim sen aklını kaçırmışsın. Neden bu kadar utangaçsın bilmiyorum. Bu posteri gören kadınlar deli olacaktır. Bu poster bu evden dışarı çıkmayacak. Anlaşıldı mı canım? Neden bu kadar utangaçsın? Utangaç olmamdan değil. Yalnız bu şekilde sergilenmek istemiyorum ama. Sen bana dedin ki bu evden dışarı çıkmayacak. Eve asabiliriz değil mi? Lauren, ne demek istediğimi biliyorsun. Bu çok iyi. Ne yapıyorsun? Burası çok uygun. Of. Yapma canım. Bir bak. Emdi görünce ne diyecek? Bir kopyasını isteyecek. Olacak iş değil. İşte benim kahramanım. Neden Cricket, neden? Nena, ne demek neden? Burada kalmamı istemenin bir sebebi olmalı. Var tabii. Gidecek başka yerin yok. Bana ne olacağından sana ne Cricket? Yanılıyorsun. Hem de çok yanılıyorsun. Senin dediğin gibi numara yapmıyorum. Ona karşı tutumunun gerçek olduğuna inanmamı bekliyorsan sen delisin. Sana gerçek diyorum. Ne zamana kadar Victor, ne zamana kadar? Yeni birini bulana kadar mı? Onsuz yaşayamayacağın çekici bir kadın tanıyana kadar mı? Ne zaman? Aynı şeyler tekrarlanınca Nicky ne yapacak? Böyle bir şey olmayacak. Victor, buna inanmamı bekleyemezsin. Nicky birdenbire hayatının ölümsüz aşkı mı oldu? Buna inanmam. Ashley için neler hissettiğini biliyorum. Hiçbir kadını onu sevmediğin kadar sevdiğini söyledi. Öyle olaylar oluyor ki senin anlamana imkan yok. Bütün anladığım insanların hayatıyla oynadığın. Benim Nicky'ye ihtiyacım var. Onun da bana ihtiyacı var. Sana aylardır ihtiyacı vardı. Birdenbire beyaz atlı şövalye rolüne girdin. İşin aslı nedir ha? Hepimizle oynadın. Ben, Nicky ve Ashley'li. Amacın beyaz atlı şövalye mi olmak? Kahramanlık taslamak mı? Sen fazla içmişsin. Hayır sevgili abim.
Yeterince içmedim. Henüz uyuşmadım. Beni dinle, seni üzmek istemem. Anlıyor musun? Seni üzmek istemem. Özür dilerim diyorum, anlamıyor musun? Beni bir şey halletmez. Böyle bir şey olmamış gibi mi davranacağım? Çok şey oldu. Nick'i seviyorum. Onu mutlu edeceğimi biliyorum. Ona güven, bağlılık sağlayacaktım ilişkimize temel olarak. Sen ona ne verebilirsin ki Victor? Ona nasıl bir güven, nasıl bir gelecek öneriyorsun? Daha birkaç gün önce bir başkasıyla evlenmeyi planlıyordun sen, değil mi? Sana inanmasını anlayamıyorum. Sonunda yine kırılacak. Aylardır o kadını mahvediyorsun sen. Bunları ona unutturacağım. Neden? Neden böyle birdenbire? Birdenbire olduğu söylenemez. Nikki'nin benim için çok değerli olduğunu bir süredir fark ediyordum. Ama hangisini? Hangisini seçeceğini bilmiyordun, değil mi? Eşliği mi, Nikki mi uygundu acaba? Söylemediğim sözleri söylüyorsun. Sana anladığımı söylüyorum. Yeterince anlayamamışsın. Anlamadığın çok şey var. Ne? Anlayamadığım ne varmış peki, söyle bakalım Victor. Ama bu pek hoşuna gitmeyecek. Nikki ile ben biraz konuştuk. Anladık ki biz hala birbirimize aşığız. Sana geldi. Onunla konuşman için sana yalvardım. Ona mantıklı olmasını, geçmişi unutmasını söyleyecektin. Sonra ne oldu? İkinizin barıştığını öğreniyorum. Düşündüğüm buysa Victor, Tanrı aşkına neden bana söylemedin? Sebebi dünyada önem verdiğin tek kimsenin Victor Newman olması mı? Kimi kırıp mahvettiğin umurunda bile değil. Kavga etmek istemiyorum Matthew. Ama ben istiyorum. Kavga etmek istemiyorum. Kes şöyle. Neden? Matthew. Kavga etmek istemiyorum. Neden? Neden? Canım yalar diye mi? Umurumda mı sanıyorsun? Hayatımda önem verdiğin her şeyi elimden aldın. İstediğin bu değil mi? Al. Seninle dövüşmek istemiyorum. Seninle dövüşmek istemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum. Tamam, öldürsen tamam. Bile umurumda değil. Sana dövüşmek istemiyorum diyorum. Bırak. Peki öyleyse al bak. Al bakalım. Peki. Lütfen dövüşmek istemiyorum. Seni seviyorum Matthew. Seni seviyorum. Lütfen yapma. Düşünüyorum da abimi bulmayı ne kadar istemiştim. Onu hiç tanımamayı isterdim. Bırak beni.
Haydi bakalım. Oldu işte. Artık yatmaya hazır mısın ha? Anne, taşınıyor muyuz? Bunu neden sordun tatlım? Eşyaları kutulara koydun, unuttun mu? Aslında fikrimi değiştirdim. Buradan gitmeyeceğiz. Buna memnun oldun mu? Yeni bir aile olacağız. Sen, ben ve baban. Hoşuna gider mi bu? Ah canım benim. Böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi. Milyonlarca yıl geçse bile. Biliyor musun? Ben çok mutluyum. Yalnız kimsenin kırılmamasını isterdim. Nina, ister inan ister inanma, seni arkadaşım kabul ediyorum. Alay ediyoruz. Neden buna inanmıyoruz? Ben senin için ne yaptım ki? Burada kalarak şimdi yapıyorsun işte. Cricket, bu çok garip. Burada ihtiyacın olan son kişi benim. Bu kararı benim vermeme izin ver. Olur mu? Cricket, evin o kadar büyük değil. Nina, ikimize yetecek kadar büyük. Peki ya Danny? Ne olmuş Danny? Bu gece yalnız kalmak istediğiniz açıktı. Daha başka geceler de var. Yarın buradan gideceğim. Bunu yarın olunca düşünürüz, olur mu? Burada fazla uzun kalacak değilim, inan bana. Peki nasıl istersen. Benim için bu zahmete girmeni hala anlayamıyorum. Sebebini az önce söyledim Nina. Kimse karşılıksız yapmaz bunu. İnsanlar kesinlikle çıkarını düşünür. Herkes bu şekilde düşünmez. Belki senin tanıdığın kişiler. Bak, Rose'la olan olayları değiştirebilmeyi isterdim. Senden bu şekilde istifade ettiği için üzülüyorum. Ne budalaymışım. Tanrım. Ben de bebeğimle ilgilendiğine inanmak istiyordum. Bebeğin doğar doğmaz satmaya kararlıymış zaten. Yapma, sen budala değilsin. Rose işinin ustası. Ona ihtiyacın olduğunu gördü ve bundan istifade etti. Çok iyi söyledin Cricket ve ben dersimi aldım. Hem de çok acı bir ders. Bebeğimi asla göremeyeceğim. Onu bir defa bile göremedim. Bundan sonra kimseye güvenemeyeceğim ben. Kimseye. Yardımınızı istiyoruz. Derginiz fevkalade yakışıklı birini arıyor. Onu tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Öyleyse kazancınız 10 bin dolar mı? Vay! Amatör fotoğraf yarışmamıza katılın. Bizi çıplak bir fotoğrafını gönderin. En sevdiğiniz doktor, avukat, muhasebeci ya da başka bir meslek sahibi. Jürimiz resimleri inceleyecek ve yılın meslek sahibi olağanüstü erkeğini seçecek. Kazanan resim sayfamızın orta sayfasında çıkacak. Gönderen 10 bin dolar ödül kazanacak. Doğrusu küçük bir resim için iyi para. Paul özel dedektif. Demek ki meslek sahibi. Bir erkek ve yakışıklı. Elimde hala negatifler var. Bir bakalım. Neler düşünüyorum ben. Bunu yapmamam gerekir. Paul Poster'e bile sinirlendi. Yani eğer bunu yaparsam tepesi tam atlar, daha da kötü. Herhalde beni öldürür. Yatmaya gelmiyor musun? Hemen geliyorum. Ne yapıyordun? Şu dergiyi okuyordum. Bu saçma şeyleri nasıl okuyorsun anlamıyorum. Hiç de saçma değil. Son derece öğretici. Herhalde poster fikrini de buradan öğrendin ha? Bence biraz fazla uzatıyorsun. İnan belki bana öyle. Öyleyse artık bu konudan söz etmeyelim. Bir itirazım yok. Hadi yatalım. Peki. Etrafı toplayıp hemen gelirim, olur mu? Oldu.
$10,000. Nicky, Nicky burada mısın? Buradayım Matthew. Yo, bu olamaz. Sağlıklı Paksoy çiçek. Paksoy çiçek sağlıklı mutfaklar kazandırıyor. İki Paksoy çiçek etiketini veya bir çiçekli kapağı posta kutusu 90 Adana adresine gönderin, çekilişe katılın, değerli hediyeler kazanın. 66 bulaşık makinesi, 166 fritöz, 666 cam tencere. Paksoy çiçek alın, kazanın. Sağlıklı Paksoy çiçek. Batı'nın hızlı balonu. Big Babo. Bir çiklette iki tat. Big Bubble, yumuşak. Big Bubble, balonlu çiklet. Big Bubble, yapışmaz. Big Bubble, beşli ve tekli paketlerde 3 ayrı lezzette. Çok acı çektiğini biliyor. Onun için yardım etmek, hayatını kolaylaştırmak istiyorum. Neden istiyorsun bunu? Nina, seninle beraberdik, unuttun. Bebeğini senden kaçırdıklarını gördüm. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Hiç değilse bebeğim iyi yetiştirilecek. Benim anneliğimden ne hayır gelirdi ki? Belki bir gün anneliği öğreneceksin. Daha büyüyünce. Bu tür hayaller senin için geçerli ve çok güzel ama... böyle şeyler benim gibi kimselere olmaz Krika. Nina, senin de hayatın değişecek. Biraz sabırlı evet, ol. Evet haklısın. Bana inanmıyorsun. Ne evim var, ne işim var, ne de param. Bütün sahip olduklarım o torbada. Peki ama bu gece kalacak bir yerin var. Demek ki dünkünden daha iyi durumda. Cricket yardım ettiğini sanıyorsan yanılıyorsun. Ya ne yapıyorum? Başına dert açıyorsun. Bu da ne demek? Ben uğursuzum. Başıma hep kötü şeyler gelir. Benim gibi birine ihtiyacın yok senin. Peki. Sen beni uyardın, sağ ol. Şimdi biraz uyumaya ne dersin? He? Yorgun olmalısın. Ben yorgunum. Hadi. Yat şöyle. İyi misin sen? Ay, yaşarım, merak etme. Çok kötü görünüyorsun. Berbat hissediyorum. Victor nerede? O... hala aşağıda. En son orada görmüştüm. Matthew. Neden böyle kavga ettiniz? İstersen bunu Victor'a sor. Onun başlattığını mı söylüyorsun? Hayır. Ben başlattım. Sen şiddetten hiç hoşlanmazsın. Doğrusu ki şu anda hissettiklerimi asla hissetmemiştim. Hiçbir zaman. Çok özür dilerim. Üzülme. Senin suçun değil. Victor'ı da suçlama ne olur. Ben Victor'ı nasıl suçlamam? Olanlar onun suçu değil. Tam olarak ne oldu Nicky? Bilmiyorum, sanki inanılmaz gibi geliyor. İnanmak hala benim için bile zor. Belki de inanmasan daha iyi. Neden böyle söylüyorsun? Bana bunu nasıl sorarsın?
Bu kadar çabuk mu unuttun? Son aylarda bu adamın sana neler yaptığını hatırlamıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Öyleyse neden? Yani nasıl körü körüne aynı duruma girersin? Nasıl aynı acıları göze alırsın? Bir daha böyle bir şey olmayacak. Olacağını düşünsen bunu yapmazdım. Yani sen şimdi Victor'a güvenip değiştiğini mi söylüyorsun Nicky? Sence inanmamalı mıyım? Hayır, elbette inanmamalısın. Böyle bir duruma girmeyi göze almam beni şaşırtıyor. Nicky. Nicky, senin için hissettiklerimi biliyorsun. Yaptığımız planları düşün. Ortak gireceğimizin nasıl olacağını düşün. Bunu biliyorum. Bana karşı çok iyi davrandın. Seni böyle kırmak istemezdim. Sana bunu yapmak kalbimi parçalıyor. Öyleyse yapma bunu. Tanrı aşkına Nicky. Ben yalnız kendimden söz etmiyorum. Senden söz ediyorum. Lütfen. Lütfen yapma bunu. $10,000 ha? İşimize yarar doğrusu. Fevkalade bir resim elimde hazır. Polin bilmesine hiç gerek yok. Yapmalı mıyım, yapmamalı mı? Nicky bak, olanları çok iyi anlıyorum. Boşanma bu kadar yaklaşmışken Victor'la geçmişi hatırladın. Bu da son derece normal. Ama tekrar aynı duruma girmek seni yine mutsuz edecektir, inan bana. Senin bunu yapmana izin veremem. Şimdi her şey farklı. Artık Ashley yok diye böyle söylüyorsan... Bu çok büyük bir fark. Tabii büyük bir fark ama Victor sebebini söyledim. Benim boşluğu doldurduğumu düşünüyorsun. Victor'ın beni istemesinin tek sebebi artık Ashley'nin olmaması diyorsun. Bu senin de aklına gelmiştir canım. Evet, tabii ki geldi. Victor'la bu konuyu konuştuk. Tabii ki inkar etti. Evliliğimizi kurtarmayı denemek istiyor. Bu sana tuhaf gelmiyor mu? Kabul ediyorum. Bildiğimden daha fazla şeyler var ama... Başka şeyler olduğunda haklısın. Bir şey mi biliyorsun sen? Nicky dinle. Victor'ın ne yapmaya çalıştığını anlamıyor musun? Senin hislerinle oynuyor. Ya da sevgilisiyle kavga etti, doğru mu? Peki ne yapıyor? Sana koşuyor ve geçmişte seni kırdığı için üzgün olduğunu söylüyor. Bir takım numaralarla seninle yine beraber olmak istediğini söylüyor. Sen de buna inanıyorsun. Nicky, bir dahaki sefer ne olacak? Yine mi hoş göreceksin onu? Böyle bir şey olmayacak. Buna gerçekten inanıyor musun? Victor 6 ay öncesinden farklı biri mi? Veya 2 gün öncesinden? Peki ne demek istiyorsun Matthew? Nicky, demek istediğim, bu duruma girersen yine sen kırılacaksın. Dinle. Fikrini değiştirmek için çok geç değil. Nicky, senin üzülmeni istemiyorum. İnan bana, seni seviyorum. Planladığımız geleceği istiyorum. Victoria, sen ve ben bir aile olalım istiyorum. Biliyorum Matthew ama... Beni sevmediğini mi söylüyorsun? Hayır, seni seviyorum. Hayır, benimle oyun oynama şimdi. Ya beni sever istersin ya da sevmez. Hayır. Bundan çok daha karışık bir durum. Matthew, sen hayatımda tanıdığım en mükemmel insansın. Bütün gücümle her şeyi unutmaya çalıştım. Ama bunu yapamadım. Bak Nicky, sana açıkça soruyorum. Bunu neden yapıyorsun? Bana anlatmanı istiyorum. Bana açıkça söylemeni istiyorum. Senin istediğin bu mu? Bu sözleri söylediğini duymalıyım.
Evet. Evet, istediğim bu benim. Matthew, böyle konuşmak istemezdim. Seni kırdığımı biliyorum ama doğruyu söylemek zorundayım. Victor, Victor ve ben bir zamanlar birbirimize aşıktık ve bilmiyorum bu devam ediyor mu? Ama denemek zorundayım. Bunu yapmak zorundayım. Kendim için. Bunun söylemini duymak istedim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Matthew. Ben de üzgünüm. Bak. Nicky. Umarım bunu yaptığından eminsin. Parçaları toplamak için burada olmayabilirim. Victor.